Hakan Fidan. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarıyken AK Parti'den milletvekili adayı olmak için istifa eden, istifa etmekle isabet eden Hakan Fidan'ın çoktan, daha milletvekili olmadan Dışişleri Bakanı yapılması gerekirdi. Bence hükümette bir problem var. Recep Tayyip Erdoğan gibi olağanüstü karizmatik bir başbakanın yanında bir de Ahmet Davutoğlu vardı. Ağırlığa bakar mısın? Cumhurbaşkanı da Abdullah Gül. O da boru değil yani, Abdullah Gül. Muazzam bir şey. Abdullah Gül var, Tayyip Erdoğan var, Ahmet Davutoğlu var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, abidevi bir şahsiyet. Başbakan Ahmet Davutoğlu, sonra bizim muazzam bir Sanayi Bakanımız var. Enerji Bakanımız var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı. Tamam mı? Ve fakat dünya siyasetinde başbakandır, sonra dışişleri bakanıdır. Yani Almanya'da birinci parti %43, ikinci parti %42. İkinci partinin genel başkanı başbakan yardımcısı falan istemez. Dışişleri Bakanlığı ister. Bu çok önemlidir yani. Bizim Dışişleri Bakanlığımız Mevlüt Bey, güzel bir adam, iyi bir insan, muhakkak öyledir ama. Ama diyorsun ki. Ya Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı ama. Ve yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Hakan Fidan, ben Hakan Fidan'ı şahsen tanıyorum. TİKA Başkanı olduğu dönemden tanıyorum. Sonra casus oldu, görüşemez olduk ama ya çok şık bir adam. Çok gizemli bir adam. Çok müthiş bir birikimi var. Entelektüel birikimi ve müthiş bir pratiği var. Adam Asya'nın, Afrika'nın, Balkanların her yerinde birbirinden önemli misyonlar ifa etmiş. Daha Milli İstihbarat Teşkilatı'na falan gelmeden ya da Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı falan olmadan. Ve bu adam güzel konuşuyor. Bu adam güzel bir adam. Fiziki olarak parlak bir adam aynı zamanda. Ve siyasete girdiği günün ertesinde sanki yıllardır siyasetteymiş gibi, sanki yıllardır halkın sevgilisiymiş gibi algılanacaktır.